Tuş Geyit'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz canlar. Bugün acayip Amerika'dan, New York'tan Anıl'la birlikte uçağa binip gittik. Kaç saat geçirdik? 16 saat havada geçirdik. Kimi getirdik? Melis, Maya, Aksoy, oyuncu. Anladım. Ufum, biliyorsun ki geçtiğimiz haftalarda Seren'i getirmiştik. Bu sefer de gittik, tüm Türkiye'nin sevdiği bir dizi. 360 TV'de halen tekrarları dönüyor, sıcacık bir dizi. 80'lerin yıldızı burada. Melis burada, hoş geldin. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. 80'lerde ne yapıyordu Melis? Nasıl gelişti 80'ler dizisine girmen? Çünkü çok sevildin orada da. Helga'ydı değil mi karakterin? Evet, Helga Müller'i oynadım orada. Yine Helga'dan girmiş ya. Ceyhun Fersoy'un arkadaşıydın Almanya'dan. Serhat Kılıç'ın karısını oynamış. Ceyhun Serhat. Onun aramızdaki lafı mı olur ya? Ceyhun da kardeşimiz. Serhat da abimiz ya. Hepsi. Çok teşekkürler buradan ikisine. Fehmi Baba da babamız. Yasim abimiz. O da Tuş Gildi'nin hastası. Tabii canım, sever. Hemen araya koyalım. Tuş Gildi anonsunu yap. Yap. Hemen araya koyalım. Yap. Evet. Evet, nasıl gelişti? Senaryo nasıl geldi? Senaryo aslında sürpriz bir şekilde geldi bana. Ben daha öncesinde sunuculuk yapıyordum. Kargoyla mı yolladılar? Nasıl? Ya çok sevdiğim bir menajer ablamdan böyle bir şey var dediler. Evet. Aslında ben şu şekilde genelde Türk rollerine daha çok sarışınlar tercih edilmiyor diye ben böyle çok fazla kendimi kastırıyordum. Hayır, ben de bunu oynamalıyım falan. İnanma, yalan. Üstüme onu kim söyledi sana? Üstüme sitcom ve komedi oturdu benim. Sürekli ama komedi geliyordu. Ama sende öyle bir şey var ya. Ben eğlenceliyim yolda mı? Bakınca sitcomculuk var değil mi? Ya ajan veririm. Hani kötü bir rol vereceksem ya da sitcom veririm. Ya da Barbie Bebek. Eskiden Barbie Bebekler vardı ya, hatırlar mısın? Barbie Bebekler bütün kız çocuklarının en büyük oyuncu. Anne baba, bana niye almadın Barbie Bebekler? Ben alırım sana. Ne zaman? Doğum gününü ne alırım. Zaman? Hayatım, Eylül doğum günü. Vay be bebek. Ben getiririm New York'tan. Bana ne getireceksin? Taş bebek. Taş bebek. O ne lan? Taş bebekler vardı. Almanya'da ben bizim taş bebeğimiz şey gönül yazar. Anıl öyle deme. Taş bebek gönül yazar ama Gönül ablaya da selamlar. Burada taş evler vardı. Çok önemli. Biliyorsun değil mi? Amerika'daki evler çok hoşuma gidiyor. Evet. Beton yapı yok abi orada. Hep böyle ne bileyim. Harika yapı. Prefabrik abi, gibi. Tek katlı. Evet. Tek katlı otopark altında biliyorsun. Ne güzel lan, arabana bin git yani. Çok güzel. Güzeller. Amerika'da ne yapıyorsun peki? Amerika'da oyunculuk okudum ben New York Film Akademi'de. Burada da Mimar Sinan'dan bale mezunuyum. Ama tabii ki keşke bale de yapabilseydim. Niye balein olmadı? AKM kapandı da. Anladım. Benim mezun olduğum yıl kapandı. O yüzden. Önünde oynasaydın kız ne olacak ya, kapandı. Bir ara öyle bir videolar çektik zaten ama. İzletirdin. Evet. Bence dene. Çok ona tekrardan geri dön. Düşünsene ya. Peki 80'ler ailesindeki o hani dizi bu kadar tutuldu, sevildi. Oradaki hava nasıldı? Çok güzel. Aile bir ortamı set. Vardı, gerçekten çok güzel bir set. Gittiğim yani çalıştığım en güzel setlerden biriydi. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın, herkes zaten hani benim için her zaman bir oyunculuk eğitimi devam ediyor gibi oluyor setlerde. Çünkü yeni başlamıştım zaten. Ama o kadar güzel geri dönüşler aldım ki, özellikle diyaleğimle ilgili, işte Almancayı hani Almanca aksanını nasıl bu kadar hani daha önce çalıştınız mı, yaptınız mı, hani gerçek bir Alman gibi oynuyorsunuz. Zaten insanlar benim Türk olduğumu falan sonra... Ama kimse demez ki sana Türk ya. Teşekkür ederim. Yolda tanıştıklarında soruyorlardı. Aa, siz Türk müsünüz? Türkçe gayet iyi konuşuyor. Kız teşekkür etme, burası Türkiye. Bizi bu şey yaptıracak, taşa tutacak. Peki dizide en çok şuna gülüyorum dediğin bir isim var mı? En çok kime gülüyordun? Samimi söyle ama. En çok kime gülüyordum? Sana da soracağım. En çok kime gülüyordum? Tabii, ben tabii. Biliyorum. Benim var zaten. En çok kime gülüyordum? Galiba Ergün Plak. Ergün Plak. Senin Serhat tabii abi. Onunla evet. Onunla sahnede aynen, olduğu için. Kesinlikle. Benim abi Fehmi Baba. Ben Fehmi Baba. Vallahi mı? Aynen, Fehmi Baba. Ben kime gülüyordum? Ceyhun'a. Ya o Alman gibi çok güzel. Ama unutulmayan bir karakteri daha var. Pastaneci Sami. Abi o da çok komik bir adam. Ya çok bizim şey ya, Beyat abi, Beyat Yenilmez ya. Evet. Abi ben çok seviyorum. Dizinin her şeyi çok güzel. Oradaki herkes, bizim dostumuz, abimiz, kardeşimiz, arkadaşımız. Onlara çok selam çok olsun. Severiz. Aynı zamanda Şoray abiyi de çok severiz. İki hafta önce evet, bağlandı bize hepsine, de. Evet, hepsine çok çok selamlar gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. İyi ki onlarla çalışma fırsatı bulmuşum, benim için bir onurdu. Peki yeniden 80'ler çekilecek, oynar mısın? Oynarım. Asla teklif geldi mi? O zaman. Evet. Bir ol güvene mesaj gitsin burada. Asla düşünmem, oynarım. Bir ol hocam da zaten hani onun yeri başkadır bende. Biyoloji. Evet, ben izin alarak gittim New York'a. Bir 6 ay kalacağım, döneceğim. Sonra bir 6 ay daha uzattım biyoloji hocam. Nasıl? Yemin ederim döneceğim. İyi izin vermiş. İzin vermiş. Peki bakıyorum şimdi. Modellik yapıyorsun, mankenlik yapıyorsun, balerenlik yapıyorsun, oyuncusun da. Peki en çok neyden keyif alıyorsun?
En çok sahneden tabii. Sahneden. Yani o sahnenin başka bir şey, olayı değil mi o? Çok başka. Aynen. Şimdi bir çağdaş bale olsun ya da bale ya da başka herhangi bir dans gösterisi ya da tiyatro oyunu, sahne çok çok başka. Peki hayatın yurt dışında geçti. Hep Amerika'daydın. İstanbul'a geldin mi böyle evine gelmiş gibi hissediyor musun? Çok başka bir şey değil mi Türkiye? Türkiye ülke. Kesinlikle öyle. Abi, yani keşke burada çok daha güzel işler yapabilsem, keşke. Gelsem. O köprüyü iki yakaya bağlayan hiçbir yerde yok. Dünyada yok. Kesinlikle yok. Bak, İki kıtayı bağlayan. İki kıtaya bağlayan. Dünyada yok. Bir de şu çok önemli. Bak yıllarca yurt dışında yaşamış. İstanbul'a geldiğinde kendi şehri, Türkiye'ye geldiğinde kendi ülkeme geldim. Tabii bir canım. Çok başka bir duygu. Ya gitsen Amerika, de. Amerika, Paris şu bu. Evet güzel. Ama Türkiye en güzel. O Türk kanı dolaşıyor abi damarlarında. O yüzden hiçbir zaman şey yapmadım. Şikayet ediyoruz. Trafiğimiz var. Kabul. Gittiğimizde de özlüyoruz abi yurt dışında. Bazı şeyleri zaten yurt dışını bırak. Abi tatile gidince bile insan İstanbul'u özlüyor. Ulan tabii lan. Arkadaki sinyal verecek, ne zaman verecek. O bir minik tartışmalar oluyor. Şey biliyor musun? Biz alıştık bir de buna. Kesin inip böyle zannediyorsun lan. Biliyor musunuz? Lafını kestim ama trafikte selektör Türkiye'de hani geçme nereye geçiyorsun? Bizde de buyurun geçebilirsin demek. O yüzden çok kaza yapmış. Aa, Amerika'ya taşınan Türkler Amerika'da ilk başta. Selektör var mı abi? İşte varmış. İşte var ama o buyurun tam geçebilirsiniz tersiymiş. Anlamına geliyor yes. Bizdeki gibi. Ne oldu önüme geçtim falan yes yok. Yes anlamını taşıyormuş. Bizde kırmızı ışığı geçip yayalara vurma var. Orada var mı? Sormasaydı. Adımımızı attığımızda duruyorlar. O yüzden bana burada peki, ilk geldiğimde araba çarpıyor. Eğitim şart beyler. Lütfen. Bitiyor. Eğitim tabii şart ama birkaç tane kısa sorumuz tabii var. Ki. En son seyrettiğin film neydi? Hatırlıyor musun? Ne zaman seyrettin? En son seyrettiğim film Chucky'nin çok düğünü. Güzel. Hayır. Düşünmüyorum. Chucky'nin düğünü diye bir Felek'ten film var. Bir gece. Ha. Asla hatırlamıyorum. Güzel filmdi. Kimler oynuyordu? John Travolta. Peki. Bir ilişkiden beklentin ne? Sadakat, güven. Bulursanız yollayın lütfen. Vay güzel oldu ya. Onu sen bulursan bize yollayın. Slogan öyle gibi oldu. Peki aynen. Sosyal medyayla aran nasıl? Son olarak da bunu soralım. Günümüz artık sosyal medyaya kaldı. Sosyal medyayla şöyle aram bana işte bir tanesine isim vermeyeyim. Üniversite grubunda repertuar ödevlerimi atmak için bir baleden hocam zorla açtırmıştı. Instagram'ı en son açan benim. Aa. Evet, 2 ay falan oldu, 2 ay 3 ay oldu. En son katılan benim, az solist gibi en çok son ben geldim. Çok geç kaldım büyük, aynen. Kaçırdım. Büyük, büyük kaçırdım. Büyük kaçırdım. Ama çok güzel geri dönüşler bundan alıyorum. Bundan haberim yoktu. Olsaydı ağlamazdım. Eksi not. Değil mi öncesinde? Şimdi. Ama nedense şu anda daha böyle sıcağım sosyal medyaya karşı. Biraz böyle analiz yapıyorum. Soruya bakalım sıcak mısın? Şimdi bakalım cevap gelecek mi? Şimdi sana bir tuş kilidinin şifresini çözebilecek misin? Sorumuz tamam. Geliyor. Tarkan'ı dinlediğini biliyorum. Evet. Tarkan'ın Kıl Oldum Abi şarkısı kaç yılında çıkmıştır? Buyurun. Biz size 3 rakam verdik. 3. rakamı istiyoruz. O nasıl bir soruydu be? Kıl güzel oldum soru abi. Ya. Güzel kıl soru. Oldum abi. 1'den 9'a kadar. Kime kaç yılında oldun? Çıkarmış olabilir hayır, Tarkan? Kime kıl olduğun tarihi hesapla ona göre. 1900 kaçta çıkarmış 92'dir, olabilir? 92'dir muhtemelen. 92'dir. Çünkü benden sonradır yani. Senden sonradır. Hani ben izlediğime göre. Yok Tarkan senden sonra çıkmaz. Asla. Tarkan ya. Tarkan ya. 92 olduğunu düşünüyorum. Emin misin? Kaç olacak ama? Bak doktorumuz Buket Kılınç'ın çekleri burada. 92 diyorum ben. Çekler burada. Vallahi çekleri verme. Abi 92 diyorsun sen. Vallahi. 92'de emin misin? Değilim ama öyledir muhtemelen. Tahmin yani. Netim sonuçta. Dersen yazacağım. Evet. Tamam netim. Net misin? Evet. Net. Maalesef. Ne? Telefonu ver lan telefonu. Tek kalmadı bizde. Bunu sana verirken. Bu da güzel yani. Pilleri severim. Bak o güzel. Evet doktorumuz Buket evet. Kılıç'tan %20'lik hediye çekini sana çok veriyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Tebrik çok ediyorum. Sağ ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sana iyi yolculuklar diliyoruz Amerika öncesinde. Selam göndermek istediğin. Herkese çok çok selamlar Türkiye'de. Gerçekten sizleri çok özledim hepinizi. İnşallah çok güzel projelerde tekrar görüşmek i̇nşallah, üzere diyorum. İnşallah. Ayaklarına sağlık. Sevgiler herkese. Fukçum, yazın bu sıcağında birazcık izleyicilerimizi serinlettik. O zaman bu bölümü de artık kapatalım. Top sende. Allah ben sırf Anıl çok iyi pas veriyor. Çünkü neden? Anıl Sergen misali. Ben de Ahmet Dursun. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun. Bizde sadece eğlence var. Başka hiçbir şey bulamazsınız. Çok şükür. Melis'in de dediği gibi tuş gidiyor. YouTube kanalımıza üye olun. Eğlenceyi bulun. O da söylesin. Bir hepinizi bakalım. Bekliyoruz. Tuş kilidi. Tuş kilidi sevenleri hepinizi bekliyoruz. Lütfen kanalımıza sanki üye olun. Silah dayamış gibi oldu ama o önemli değil. Bekliyoruz. Gelin. Hepiniz evet, gelin. Anlayacak gelin. Geçen seslendik ya. Elazığ, Erzurum, Sivas. Neredesiniz abi? New York'taki tüm Türkler. Almanya. Adana. Gelin. Bütün dünya gelin diyoruz.
Canlar, eğlence var. Nokta. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.